Şimdi size birazcık kolaylık olsun diye bir şey göstereceğim. Bakın şurada sahne diye bir bölüm var kenarda. Sahne. Bunun altında işte dekorlar falan yazıyor. Ve orada böyle bir tane mavi bir üzerinde artı işareti olan bir şekil var. Bunun üzerinde bir dekor seç yazıyor. Buna tıkladığım zaman böyle bir ekran açılacak. Bunlar aslında zeminler. Yani farklı zeminler. Bunları dışarıdan yükleyebileceğiniz gibi hazırlardan da kullanabilirsiniz. Ama ben bunu burada başka bir şey kullanacağım. XC grid var değil mi hocam? Evet, en altta bakın en altta XC gridler var. Şunu mesela arkaya yapıştırabiliriz şimdilik ki işimiz birazcık kolaylaşsın. Çünkü burada biz en azından neyin nerede olduğunu kendimiz alıştırana kadar bununla birlikte çalışmak belki biraz daha kolay olabilir. Bu arada 200 değil 240'mış zaten. Ben de bunun sınırlarının 240 olduğunu önce vermiş oldum. Sizin de açınca kodların kaydı. Sizin de kaydı. Evet, çünkü kodlar buradaki sprite'a bağlıydı. Sprite'ı yeniden seçersem geri gelir. Yani şu, burada böyle her şey için çalışan bir program yazmadık. Sadece bu sprite için çalışan bir program yazmadık. Yanında başka bir sprite yaratıp onunla da başka bir şey çizdirebilirim. Ona da ayrı bir kod yazmam gerekir. Şöyle düşünelim. Matrix diye bir film var. Herkes izlemiştir değil mi? Orada böyle her şeyi kontrol eden bir tane bilgisayar sistemi var. Şimdi böyle bir bilgisayar sistemini programlıyor olsanız mesela tek bir merkezi program yazıp herkesi onunla kontrol etmek var. Bir de şöyle, tamam, bir tane insan diye bir tane bir grup yarattım. Bu insanlar yürür. Hepsi yürür. Dolayısıyla benim her insan için ayrıca kod yazmama gerek yok. Şöyle bir şey yazsam, bir insanın yürüyeceğini anlatan, nasıl yürüyeceğini anlatan bir bilgisayar programı yazsam ve her insan doğduğunda o programı da yüklesem, o da kendi kendine yürüse, ben artık onunla ilgilenmesem. Hangisi daha kolay? İkincisi daha kolay. Bir de öyle yapıyor. Bu böyle büyük bir matrix gibi düşünülür. Burada insanlar var. Her bir kuklalar var. Böylece metafor da kullanmış oldum. İşte o insan denen karakter kuklaların üzerine bir tane kod yazıyor. Ama herkes kendi durumundan sorumlu. Ondan sonra da onlara bakmıyor. Yani sen şunu yap, sen şunu yap diye emir vermiyor. En başında bir kod yazmış. Her birisi bir kod yazmış oluyor. Onlar kendi hareketlerinden sorumlu hale geliyorlar. Dolayısıyla burada arkadaki dekorla çalışırken buradaki kodların görünmemesi o yüzden normal. Evet, şimdi biraz daha örneği biraz daha değiştirelim. Bilgisayarı ben kaydediyorum yine.
Evet, şimdi yeni bir kod yazacağız. Şimdi burada birazcık işler değişiyor. Yine bir şeyler çizeceğiz. Şimdi bu sefer şöyle bir şey yapacağız. biraz önce şeyi gördük, böyle 10 derece, 15 derece döndürmeyi gördük. Şimdi diyeceğim ki belli bir yöne doğru dön. Şu 90 derece yönüne yönel diyor. Buradaki rakamın üzerine tıkladığımda bakın, yine kolaylık olsun diye hangi açının nerede olduğunu hatırlayamazsak diye. Yani şimdi 90 derece aslında sağ tarafı gösteriyor. Yukarı 0 derece, sağ taraf 90 derece, aşağısı 180 derece, sol taraf eksi 90 derece ve yine yukarısı 0 derece olmak üzere. Ben şöyle bir şey, 90 derece yerine yönel, buraya git. Zaten orada aslında ama 90 derece yerine yönel dedim. Sonra bunu şimdilik ayırayım. Şimdi diyeceğim ki bak, bir saniye içinde 150'ye eksi 150'ye git. Sonra yine dön. Sıfıra, yukarıya doğru dön. Yine bir saniye içinde 150'ye git. Eksi 90'a dön. Yine bir saniye içinde. Şu ana kadar ne yaptığımızı bir göstereyim. Bakın şöyle bir şey yapıyoruz. Yani gideceği yöne doğru dönüyor. Yine bir saniyede 90 derece yönüne yönel komutu şimdi anlamlı oldu. Çünkü aslında hareket şu. Belli bir yere git. Şuradan bir tane sandalye atamıyordum arkadan. Katlanan bir adam. Olay şu çünkü. Git ve dön. Yani bu hareket grubundan oluşuyor. Orada bir otobüs. Git ve dön. Git ve dön, git ve tekrar dön, sonra bitiyor. O yüzden ilk başa şey diyorum, başka bir yöne dönmüş olma olasılığını hesaba katarak önce döndürerek belli bir pozisyona taşıyorum. Ondan sonra başlatıyorum hareketi. Peki, şu anda henüz bir şey çizmiyoruz. Çizeceğiz ama. Şöyle yaparsam belli bir konuma git ve dön. Şimdi mesela oyun, bilgisayar oyunu, herkes az çok bir şey oynuyordu. Bilgisayar oyununu işte açtığınız zaman
Arkada bir sistem çalışıyor ve bunun bir başlangıç pozisyonu var. İşte şu karakter burada ve şu yöne bakıyor olarak başlamadı falan. Bunlar değişirse çünkü oyun bozulur. Belli bir başlangıç konumu olması lazım. Biz de burada belli bir başlangıç konumu tanımlıyoruz. Biraz önce de yaptık. Şu noktaya gidip ondan sonra çizmeye başladık. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Ama burada bir şey daha ekledim. Başlangıç konumu bir dönüş yönü ekledim. Yani yüzünün baktığı yöne ekledim. Dedim ki önce buraya git. Ama sadece oraya gitmen yetmez. Hem gideceksin hem de bu yöne bakacaksın. Çünkü bundan sonra gelecek olan bloklar bunu gerektiriyor. Şimdi biraz büyütelim bunu. Biraz daha fazla şey ekleyelim. Ve tekrarlı bir yapı olmasını istiyorum. Yani bir defada bitmesin. Bu haliyle bir defada bitiyor. Halbuki ben bunun bir defada bitmesini istemiyorum. Mesela 10 kere tekrar etmesini istiyorum. 10 kere aynı hareketi yapsın. Belli bir amacım var. Bakın kontrol bloklarını açtığımda kontrol bloklarında bir tanesinde şey yazıyor. 10 defa tekrarla yazıyor. Ve böyle bir paranteze benzer bir şekil bu. Bakın şu. 10 defa tekrarla kontrol bloklarından bir blok. Bu parantez gibi görünen şeyin içine neyi koyarsam onu böyle tutuyor. 10 defa tekrarla neyi? Bunu. Buradaki hareketi 10 kere tekrarla. Deneyelim. Birinci bitti. Böyle gidiyor. 10 olana kadar böyle gidecek. Bakın zaten şurada ok işareti var. Ne yaptığını gösteriyor. 10 kere tekrarla buradan başla, buraya gel, sonra yukarı git. Ona gelene kadar bunu yapacak. Oldu mu? Bitti. Peki. Şimdi biraz daha geliştirelim. Şimdi bunun içine bir bizim kalem olayını eklemeye başlayalım. Aslında bir şey çizmek istiyorum. Önce ekranı temizleyeceğim. Ondan sonra kalem rengini belli bir renk yapacağım. Şimdi yalnız buradaki renk olayı bizim Photoshop'tan alıştığımız gibi yürümüyor burada işler. Biraz basitleştirilmiş tabii. Yani çocuklar için olduğunu hatırlıyorum. Burada 0'dan 100'e kadar bir renk skalası var. Ve renkler böyle değişiyor. Ama burada seçtiğiniz bir rengin doygunluğunu ve parlaklığını da ayrıca kontrol edebiliyorsunuz. Biraz daha farklı. Biz şöyle bir renk seçelim şimdi. 84 numaralı rengi seçtik. Sonra kalem kalınlığı kullanacağım. Kalem kalınlığı 1. Ve ondan sonra çizim yapmaya başlayabilmek için kalemi bastır. Ekleyelim programa. Evet. Aslında bu kadar 10 kere döndürmeye gerek yok. 3 diyelim biz buna şimdilik. Arkasından 3 kere aynı şeyi çiziyor. Peki. Bloğumun en arkasına şeyi de kalemi kaldır da ekleyeyim ki işi bittiği zaman yani yeniden başladığımda temiz bir ekranla başlayabileyim diye.
Peki şöyle bir şey yapsam, her tekrarın sonuna, her tekrardan sonra kalem rengini 10 arttırsam, kalem rengini 10 arttır ne demek? Kalem rengi şöyle bir şeydi, 0 ile 100 arasında bir değerdi bu. Dolayısıyla işte eğer 50 ise kalem rengi, bir sonraki tekrarda renk 60 numaralı renk olacak, sonra 70 olacak falan falan. Öyle yapalım gerçekten de. Renk 51'den başlayalım. Her defasında kalem rengi 10 artarak dönsün. Bakalım. Biraz daha kırmızı oldu. Daha da kırmızı oldu. Böyle daha dramatik bir etki almak için bunu 20 yapacağım. Ve başlangıç değerinde tabii başlangıç rengini 0 yapalım. Evet. Farklar daha çok görünüyor. Burada çok fazla görünmüyor ama. Evet. Kalem kalınlığını da değiştirelim. Gittikçe her geçişte hem kalınlık değişti. Kalınlığı 3 arttırarak. Evet. Yine şeyi hatırlayalım. Bu bizim kedinin sürekli buralarda görünmesine gerek yok. Kediyi gizleyelim. Böylece peki şimdi şöyle bir şey, bugünün son konusu, şöyle bir şey eklesek buraya, şimdi bakın burada tekrar sayısı sabit, yani buradan değiştiriyorum, 3 kere yap falan, ondan sonra işte renk, belli bir renk veriyorum, onun üstüne artıyor falan. Peki şöyle bir şey yapsam, yani minik bir şeyi değiştirsem mesela, değişken diye bir şey oluştursam, ve bu değişkene bir değer versem ve o değeri gereken yerlerde böyle rakamın kendisini yazmak yerine onu kullansam ve onu değiştirdiğimde, bir yerden değiştirdiğimde o değişkeni kullanan her yerde aynı anda değişsin. Hani böyle Photoshop'ta gidip işte ne diyeyim, fırçanın kalınlığı 10 piksel olsun ya da 100 piksel olsun diye değer giriyorsunuz ya. Aslında bu yapacağım şey aslında öyle bir şey. Şimdi bir tane dikdörtgenden bahsediyor olsak, böyle basit bir şeyden bahsediyor olsak ya da ikinci bir örnek olarak. Yani çemberden bahsediyorsak, böyle bir çember oluşturmak için kaç tane bilgiye ihtiyacım var? Merkezinin yeri değil mi? Birinci bilgi. X'e diye tanımlanan bir koordinat. İkinci bilgi. Bunun yarıçapı. Peki üç tane bilgiyle bunları, böyle bir çemberi tanımlayabiliyorum. G ve R. Bunlar böyle bir çemberi tanımlayabilmek için kullandığım parametreler. Tamam mı? Bunlara parametre deniyor. Böyle bir dikdörtgen için kaç tane parametreye ihtiyacım olabilir? En az bir tane uygulama noktası, yerini söyleyeceğim. Burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir.
çember için de aslında pek çok yer olabilir ama en az parametre kullanarak böyle tanımlayabilir. Diyelim ki bu dikdörtgen içinde şurası olsun. Bir referans noktasına ihtiyacım var. X, Y. Yatay uzunluk, düşey uzunluk. A, B. Dolayısıyla bu dikdörtgenin parametreleri X, Y, A ve B. Yani 4 tane parametreye ihtiyacım var. Şimdi bu parametreler bir takım isimler yazmak zorunda kaldım ki bu parametreleri ifade edebileyim. Üzerine semboller de koyabilirdim. Bir takım böyle işte harfler falan koydum. Bunların adı değişken. Bu değişkenlere yüklenen rakamsal değerler de adından belli değer yani. Bunlara değer yüklüyorum. A değişkeninin değerini 100 yapayım dediğimde şunu kastetmiş oluyorum. Bu dikdörtgenin bu uzunluğu 100 birimdir kastetmiş oluyorum. 50 birim uzunluğu bir çizgi çizeyim dediğimde o çizginin uzunluğunu tanımlayan değişkene bir rakamsal değer yüklemiş oluyorum. Aynı şekilde yarıçap parametresini simgelemek için belirlemiş olduğum R isimli değişkene bir değer atadığımda bu yarıçapın rakamsal olarak büyüklüğünü söylüyorum. Şimdi bu değişkenler bilgisayarın hafızasında belli bir yer ayırıyorlar kendilerine. Tıpkı şey gibi bir böyle bir dolap ayırdığınızı düşünün. Böyle milyonlarca dolap olan bir odadasınız. Dolapların hiçbirinin üzerinde isim yazmıyor. Siz gidip bir tanesinin üzerine R yazıyorsunuz. O bu işte bu R'nin rakamsal değerini depolamak üzere kullandığımız dolap oluyor. Onun üzerine R yazdınız ya. O milyonlarca dolapta artık yeniden başka bir dolabın üzerine yeniden R yazamazsınız. Çünkü bulunamaz hale gelir. Hiçbir dolap aynı ismin paylaşamaz. Ama bir kere bir dolaba bir isim verip ondan sonra onun içine bir değer koyduğunuzda bilgisayara dersiniz ki bana R'yi getir, size hemen o dolabın içindeki değeri verir. Biz de burada şimdi bir değişken tanımlayacağız, yani bir değişken olduğunu söyleyeceğiz. Şöyle, diyeceğiz ki o değişkene ben rakamsal bir değer veriyorum. Ama bundan sonra bu rakamsal değeri her yere rakam olarak yazmama gerek yok. Onun yerine A'yı kullandığım her yerde sen otomatik olarak oraya 100 yazacaksın mesela. Bilgisayar bunu bizim yerimize yapacak. Bakın buradaki uygulaması şöyle. Şurada değişkenler diye bir bölüm var. Turuncuyla görünüyor. Burada üst kısımda bir değişken oluştur diye bir buton var. Tıkladım. Yeni değişken adı. Sadece bu kukla için benim değişkenim biraz uzun bir isim. Ama nasıl yazdığıma dikkat edin. Yani bunu kullanırsanız iyi olur. Benim küçük harf, değişkenimin D'si büyük harf olmak üzere. İki kelime ise eğer ikinci kelimenin ilk harfi büyük olmak üzere. Bakın böyle bir tane değişken tanımladık. Yukarıya yazdı benim değişkenim değeri 0 şu anda diye. Bu benim değişkenim şuradaki A ile aynı şey. Buraya A ile A da diyebilirim ama ben isim olarak böyle bir şey yapayım. Benim değişkenim 0. Bakın o da şurada çıktı. Bakın bunu da böyle alıp buraya taşıyabiliyorum. Benim değişkenim. Peki şöyle de yapabiliyorum. Benim değişkenimi alıp şuradaki kalem kalınlığı yerine yazabiliyorum. Benim değişkenime böyle slider üzerinden değer de atayabiliyorum. Sağ klik normal görünüm, sağ klik geniş görünüm, sağ klik slider.
benim değişkenim 10 olsun. Benim değişkenimi nerede kullanmışım? Benim değişkenim 10. Kalem kalınlığını benim değişkenim yap. Yani kalem kalınlığını 10 yap. Ara güzel aldım o değeri. Şimdi içine koydum. 10 ile başladım çizmek. Sonra arttırıyorum. Bu arada bunun yeri böyle değişebiliyor. Şöyle daha ince bir şey yapalım. Peki aynı şeyi tekrar sayısı için de yapabilirim. Mesela şurada 3 defa tekrarla yazıyor ya. Bir değişken oluştur. Sadece bu kukla için tekrar sayısı. Peki hep ekran arayüzünden mi değer almam gerekiyor? Hayır. Bazı durumlarda ekran arayüzüne değişkeni göstermek istemezsiniz. Siz içeride bu değişkene bir takım değerleri kendiniz kullanıcıya göstermeden yüklemek istersiniz. Bu durumda şöyle bir şey yaparız. Şu gizliden hemen sonra mesela tekrar sayısı 0'a ayarla, olmasın da 3'e ayarla, tekrar sayısı değişkenini de buraya koyuyorum. Tekrar sayısı defa tekrarlı oluyor. Tekrar sayısı ne? 3. Bunu tekrar sayısının değeri olarak belirledim. Onu aldım. Buraya koydum. Şimdi şu aşamada bunlar çok anlamlı durmuyor. Çünkü zaten buraya 3 diye yazabiliyordum. Ama önümüzdeki hafta bunun üstüne bir şey inşa etmeye başlayınca oldukça anlamlı olacak. Başlayalım. Yine 3 kere yapacak. Şimdi bunun şu halini bilgisayara kaydediyorum. Trello'da paylaşacağım. Şimdi bakın. Bunu sadece izleyin şimdi. Tekrar sayısı diye bir değişkenim var. Genişlik diye de bir değişken yaptım. Genişlik isimli değişkeni genişlik değişkenini de 150'ye
ayarladım. Sonra tümünü sil, renk belirli, kalem kalınlığı değiştirmiyorum. Onun yerine doygunlukla kalem kalınlığı bir olarak kalsın. Şimdi bu önümüzdeki haftanın şeyi ama şimdiden şöyle ne olabileceğini göstermek için bunu yapıyorum. Eğer yanlış yapmadıysam şu ekranı temizleyeyim.
Evet. Bir şeyler yaptım. O da bana bir şeyler verdi. Şimdi burada neler yaptığımı, bunu ekran görüntüsünü alacağım. Koyacağım. Bir inceleyin. Evde deneyin, anlamaya çalışın. Ama burada neler döndüğünü, niye böyle olduğunu önümüzdeki hafta çalışacağız. Şimdi önümüzdeki haftaya ödeviniz şu. Bugün yapmadığınız şey, kendi adınızın baş harfini yapıyorsunuz. Ama tabii çizgi rengini, kalınlığını değiştirmek gibi bir sürü şeyler öğrendik. Dolayısıyla şöyle yapabilirsiniz işte. Mesela burası ince ama bu kalın. Bu başka bir kalınlıkta, rengi başka falan hepsi. Her çizgide çizgi rengi ve çizgi kalınlığı değişecek şekilde adınızın baş harfini çiziyorsunuz. Sonra bittiği zaman ekran görüntüsünü alıp Trello'da kendi panelinizde paylaşıyorsunuz. Trello'yu nasıl kullanacağınızla ilgili hemen 2 dakikalık bir şey göstersem iyi olur. Şimdi şöyle, bir kere herkesin kendi adıyla açılmış bir tane listesi olacak. Geleceksin, boşluğa, işte adın neydi? Doğru değil mi? Tamam, bu senin. Aynı isimli birden fazla kişi varsa isim soy isim yazabilir. Altına diyeceksin ki kart. Bu hafta, yani bugün ders gününün tarihini atın. Bugün ayın kaçı? 15'i. 15 Mart. Şimdi şuna tıkladığınızda buraya 10 MB'e kadar dosya yükleyebilirsiniz. Notlar alabilirsiniz. Ekran görüntüsü alıp buraya yükleyebilirsiniz. Bana bir şey yazacaksanız beni mention ederek beni mention edin. Kendim yok. Var, ben varım da bir şekilde. Peki tamam, o zaman şöyle yapalım. Bana bir şey yazacaksanız şuraya kart açarsınız. Buraya bıdı 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 yazarsınız. Bana zaten şey geliyor. Ben size bir şey yazacağım zaman genellikle şöyle yazıyorum. Bütün grubun duymasını istiyorsam eğer böyle bir şey mention ettiğim zaman cep telefonunuzda yüklüyse cep telefonunuza uyarı gelir. Değilse e-mail olarak gelir. Dolayısıyla takip edin. Bazen gerekiyor çünkü. Yani siz bana bir şey yazacağınız zaman benim kartlarıma yazın ama kendinizle ilgili şeyleri ödevlerinizi buraya yükleyin. Aşağıya doğru. Birbirinizin kartlarına bulaşmayın. Zaten şey ne olup bittiğiyle ilgili açığa log tutuyor. Yani kim ne yapmış falan her şey görünüyor yani. Hani gizli bir şey yok burada. Ben dersin videosunu YouTube'a yüklüyorum. Unlisted olarak yüklüyorum. Sadece burada linki paylaşıyorum. Dolayısıyla siz o linke gittiğinizde dersin videosunu izleyebilirsiniz. Yani mesela şu anda anlattığım dersi ekran görüntüsünü kaydettim.
İşte eve gidince akşamleyin yükleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Okey, görüşmek üzere. Yoklama nerede? Yoklamayalım.